K cismi X'e düzleminde, L cismi X'e düzleminde, M cismi YZ düzleminde şekildeki yönlerde döndürülüyor. Buna göre KLM cisimlerinin açısal momentumları yönleri hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar açısal momentum yönünü sahil kuralı yardımıyla buluyoruz. Bükülmüş dört parmağımız cismin hareket yönünü baş parmağımızda açısal momentum yönünü gösterecek. K'dan başlayarak bulalım. Cismi ok yönde döndüğünü belirttiği için dört parmağımıza kavradığımızda baş parmağımız burada yukarıyı yani açısal momentum'umuz burada artı y yönünü göstermiş oldu. Artı y. K'ya artı y yazalım. Şimdi gelelim L'ye baktığımızda. L'de saat yönünde hop dolanır. Dört parmağımıza sahilimize kavradığımızda baş parmağımız arkadaşlar içeriği gösteriyor. Açısal momentum baş parmakla bulunuyordu. Yani içeriği gösterecek o da eksi z yönü olduğu için eksi z eksi z eksi z diyelim. M'ye bakarsak yine 4 parmağımız, parmağımız bükülmüş 4 parmağımız. Cismin dönme yönünü gösterirken baş parmağımız burada sola doğru yani açısal momentum sola doğru çıkmış oldu. O da eksi x yönü olduğu için M de eksi x yönünde olacak. Hepsini sağlayan seçenek B seçeneği doğrudur. Merkezlerinden geçen eksenler etrafında serbest dönebilen KLM konik dişlileri şekilde gibi yerleştirilmiştir. K dişisi ok yönde döndürülürse KLM dişlerinin açısal momentumları LKL, LL, LM hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K dişlimiz bu yönde dönerse bunun dişi diğer dişini diğer yeğenin dişini bu yönde döndürmüş olacak. Bu yönde dönerse de M dişisi şöyle ters yönde dönmüş oldu. O zaman bükülmüş dört parmağımıza sahil kuralı yardımıyla cismin dönme yönünde dört parmağımızı gösterdiğimizde K için konuşuyorum. Baş parmağımız açısal momentum yönünü gösterecek K için arkadaşlar sağa doğru yani artı x yönde çıktı. Artı x artı x diye işaretleyelim. L'ye baktığımızda bükülmüş dört parmağımızla cismin dönme yönüne bakarsak baş parmağımız bunun eksi y yönünü gösterdi. O zaman L, 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 Y dediğimiz e, LL dediğimiz e, açısal momentumumuzdan eksi Y yönünde çıkmış oldu. O zaman buna eksi Y diyoruz. M içinde bükülmüş dört parmağımızda dönme yönünü kavradığımızda baş parmağımız arkadaşlar sol tarafa gösterdim. M içinde açısal momentum yönü sola doğru yani eksi X yönünde olması gerekiyor. Hepsini sağlayan seçenek A seçeneği doğrudur. Merkezlerinden geçen miller etrafında dönebilen K ve L dişlerinin eylemsizlik torkları sırasıyla I ve 2I'dır. Sistem sabit açısal hızlarla dönerken x'in açısal momentum büyüklüğü lx, y'nin açısal momentum büyüklüğü ly oluyor. Buna göre lx ly oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada açısal momentumun tabii 4 tane farklı bulunma yöntemi var. Pr olabilir, m çarpı v çarpı r ile bulunabilir veya m çarpı omega çarpı R'nin karesiyle bulunabilir ya da I çarpı omega ile bulunabilir. Burada I'larımızı arkadaşlar verdiği için o zaman omega'yı bulursak dördüncü denklemden yararlanıp bu soruyu çözmek daha mantıklısı. Şimdi burada yarı çapların arkadaşlar diş sayılarıyla yarı çapları doğru orantılı olduğu için yarı çapa R, yarı çapa burada 2R dediğimde bu arkadaşlar 2 tur atarsa bu da tersi yönde 1 tur atmış oluyor. Ve açısal hızlarla tur sayıları doğru orantılı olduğu için bunun açısal hızına 2 omega dersem bunun açısal hızına da 1 omega demiş olacağım. O halde arkadaşlar burada... Ee, X için ve Y için açısal momentumları yazıyorum. Açısal momentumlar X için konuşuyorum. X e, dişçisi için konuştuğumuzda arkadaşlar Burada bakarsak birincisine birincisinde eylemsizlik torku I çarpı e, açısal hızına 2 omega dedik. Diğerinin eylemsizlik torku arkadaşlar 2 I olarak belirtilmiş. Açısal hızları da omega olduğu için bunları oranladığımızda e, buradan X ve Y'nin açısal hızları oranı açısal momentumları oranı 1 çıkar. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir saatçinin vitrinde bulunan O noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit frekans ile dönen tablo üzerinde bulunan özdeş K ve L saatleri şekilde gibidir. Buna göre K ve L saatlerine ait niceliklerinden hangileri eşittir şeklinde sorulmuş. Bir açısal hızları. Arkadaşlar tablo bir tur attığında K ve L de bir tur atacak. Açısal hız 2 pi bölü T yardımıyla bulunur. 2 pi'miz sabit T periyodumuz halde her ikisi de aynı süre içerisinde aynı tur attığı için açısal hızlarımız eşit olmuş oldu. Yani birinci yargımız doğrudur. Eylemsizlik torku. Eylemsizlik torku m çarpı r'nin karesi yardımıyla bulunuyor. Saatlerimiz özdeş olduğu için kütlelere aynı fakat k'nın yarıçapına r dersek l'nin yarıçapı 2r olduğu için l'nin açısal eylemsizlik momentinin daha büyük olması gerekiyor. Eylemsizlik torkları eşit değil. Dönme eksenine göre açısal momentumları. Açısal momentumlar arkadaşlar P çarpı R yardımıyla veya M çarpı V çarpı R yardımıyla veya M omega Çarpı R'nin karesi veya I çarpı omega yardımıyla bulunabiliyor. Burada ben açısal hızı tercih ediyorum genelde. Bunların kütleleri aynı, açısal hızları aynı ama yarı büyük olan açısal momentum büyüktür. Yani L'nin açısal momentumunun K'dan daha büyük olduğunu söyleriz. O zaman bunların açısal momentumları eşit değil. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Kütleleri eşit, vücut yapıları özdeş olan Zeynep, Esra ve Naz, o noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit açısal hızda dönmekte olan atlı karınca üzerinde şekilde konumlarında iken dönme eksenine göre açısal momentumların büyükleri sırasıyla LZ, LE, LN oluyor. Buna göre LZ, LE, LN arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar açısal momentum bulunurken 4 farklı yolla bulunabiliyor. P çarpı R, M çarpı V çarpı R, L eşittir M çarpı omega çarpı R'nin karesi veya L eşittir I çarpı omega şeklinde olabilir. O halde burada bakın aynı açısal hızla döndüğünü, sabit açısal hızla döndüğünü söylediği için açısal hızdan yararlanacağım. Hepsinin açısal hızlarına omega dediğimde bakın omega'ya ait formülümüzü, 3. formülümüzü kullanmak istiyorum. Zeynep'ten başlayalım. L Zeynep, L Esra ve L Nas şeklinde yazdığımızda kütleleri öz Kütlerin eşit olduğunu vermişti. M, M, M. Açısal hızları da zaten hepsi aynı. Omega, Omega, Omega. Yarı çaplarına baktığımızda Zeynep'in ikisi 2 iki tane R. Esra'nın ikisi R ve Naz'ın ikisi de 2R iki olduğu için Zeynep'le Naz'ın ikisi birbirlerine eşit ama Esra'nın bunlardan daha küçük. Ondan dolayı bu cevabı sağlayan seçeneğimiz D seçeneği doğrudur diyeceğiz. yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir birim zamandaki açısal hız değişimi açısal iğme eşittir. Açısal iğme arkadaşlar alfa ile gösteriliyor. Delta omega bölü delta t yardımıyla bulunuyor. Yani birim zamandaki açısal hızla meydana gelen değişime biz açısal iğme diyoruz. Yani birinci yargımız doğrudur. 2. Çembersel hareket yapan bir cisme uygulanan net tork cismin açısal momentumla değişimine neden olur. Evet net tork sıfırsa açısal momentum korunur ama net tork varsa açısal momentum artar veya azalır. Bu da ifade de doğrudur. Açısal momentum vektörü cismin dolandığı yörünge düzlemine diktir. Evet açısal momentuma baktığımızda arkadaşlar diyelim x Z düzleminde dolanıyor olsun. Bu cismimiz şekilde görüldüğü gibi. Sağ el kuralı yardımıyla bükülmüş dört parmak. E dönme yönünü başparmakta arkadaşlar cismin açısal momentumun yönünü göstermiş olacak. Gördüğünüz gibi bu dönme yönüne dik doğrultuda olmuş oluyor. O halde açısal momentum vektörü cismin dolandığı yörünge düzlemine dik olmuş olur. Bu bilgi de doğru olduğu için hepsi doğru yani E seçeneği doğru cevaptır. Şekildeki silindir şeklindeki konserve kutusu artı x önünde kaymadan dönerek ilerlemektedir. Şekilde konumdan geçerken kutunun açısal hız vektörü omega, açısal momentum vektörü l, kutu üzerindeki a noktasının anlık hız vektörü veya a şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre v, l ve a vektörlerinin hangilerinin yönleri yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Cismin dönme yönü, konserve kutusunun dönme yönü verilmiş sahil kuralı yardımıyla bükülmüş dört parmağımızla bu dönme yönünü kavradığımızda baş parmağımız hem açısal momentumun yönünü hem de açısal hızın yönünü gösterecek. Burada açısal hızımız doğru çizilmiş arkadaşlar ama açısal momentum'u sağa doğru gösterilmiş sola doğru olması lazım. Yanlış çizilmiş. VA A noktasındaki hız vektörümüz ise yarıçap çap vektörüne dik olması lazım. Yani bu yönde dönerken aşağı yönde bir VA hız vektörümüz olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi artı X yönü gösterilmiş yani yanlış çizilmiş. O halde doğru çizilmiş olan omega yanlış çizilenler sorulduğu için L ve VA doğru olması lazım. Cevap C seçeneği yanlış çizilen vektörlerimiz diyeceğiz. Merkezleri olan O1, O2, O3 noktalarından geçen miller etrafında serbestçe dönebilen dişlerden KLM dişleri özdeştir. Buna göre dişli düzeni dönerken KLM dişlerinin eylemsizlik torkları IK, ILE, IM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eylemsizlik torku veya momenti M çarpı R'nin karesi yardımıyla bulunuyor. Bizden istenilen KLM olduğu için. Şimdi burada kütlelerine ve yarı ihtiyacımız var kütleleri özdeş olduklarından dolayı KLM özdeş diye belirtilmiş. Hepsinin kütlesi aynı. Eh, yarı da aynı olduğu için hızlarına, çiziksel veya açısal hızlarına bağlı değil. Ondan dolayı da arkadaşlar burada K, L ve M'nin eylemsizlik torkları birbirlerine eşit. Yani cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleriz.